Efendim tekerli haber ekranlarından hayırlı geceler, hayırlı sahurlar diliyoruz. Bereketli olsun sahurlarınız. Huzur içerisinde şifalı yemeklerinizden yiyeceksiniz inşallah ve bugünkü orucunuza da yarınki orucunuza da başlayacaksınız. Neticede sahurdan önce olduğu için de niyetlerinizi ona göre yarın diye inşallah niyetlerinizi yapacaksınız. Efendim yine stüdyo konuğumuz hafta sonları demiş olduğumuz gibi Hasan Yavaş hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı Hocam, Ramazanlar diliyorum. Allah razı olsun. Şimdi e, tabii malum haliniz e, ortada böyle bir virüs illeti var. Bizim e, doktorlarımız da maşallah çok güzel çalışıyorlar. Dünyada örnek olacak hareketler yapılıyor. Devletimiz ta İsveç'teki e, hastamızı alıyor, uçağıyla buraya kadar getiriyor. E, çok evet. gurur duyduğumuz hadiseler meydana geliyor. Böyle güzel doktorlarımıza duayla başlasak, onları da buradan böyle bir anmış olsak. Tabii olur. Zaten Ramazan-ı Şerif'in her günkü duası, Aşağı yukarı dün de başladığımız duası olmalıdır buyuruyor. O da şöyle, ne demiştik? Dün nasıl başlamıştık? Ya Rabbi, bu ayda tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri kusurlarıyla beraber kabul eyle. Birisi bu. Tamam. Ramazan-ı Şerif'in şefaatine bizleri nail eyle. Tamam. Bu ayda Af ve mağfiretine nail eylediğin, cennetine dahil eylediğin cehenneminden azade eylediğin kulları arasını bizleri de dahil eyle ya Rabbi. Sonra bundan sonraki kalan ömrümüzü bu ayın feyiz ve bereketlerinden istifade ederek geçirmemizi, günahlarımızın yakılıp yok edilmesini bundan sonraki kalan ömrümüzün de bu hal üzere devam etmesini nasip eyle. Amin. Anladım hocam, anladım. Önce böyle dua etmek lazım. Her gün hatta elimizi açtığımızda her gün buna benzer dualar etmeli. Ayrıca e, sorunuza gelince efendim, insanların en çok muhtaç olduğu ilim, bilgi iki tanedir. Bunu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam bir hadis-i şeriflerinde çok kı kısa viciz bir şekilde ifade etmişler ve buyuruluyor ki el ilmu ilman ilmul ebdan ve ilmul edyan ilim öğrenilmesi lazım gelen insana en çok lazım gelen ilim iki tanedir diğerleri ondan sonra gelir bunlardan birisi beden bilgisi yani sağlık bilgisi vücudumuzun sağlığını temin etmek konusundaki bilgiye insan çok muhtaçtır bu e, ilmi öğreten evendim bilgi koluna bugünkü ifadeyle ne diyoruz biz? Tıp diyoruz. Tıp, Tıp ilmi diyoruz. Sağlık bilgisi diyoruz. Mesela biz orta okullarda, liselerde sağlık bilgisi okuduk. Normal olarak okullarda, liselerde normal bir sağlık bilgisi vardır. İnsanın günlük hayatta karşılaşacağı problemleri, sağlıkla ilgili meseleleri kısaca öğretiler, öğretirlerdi. Eskiden Mesela bu Saadet Ebedi kitabında bir bölüm sadece buna ayrılmıştır. Hasta yemekleri bahsi vardır. Mesela insanın hasta olmaması için çareler nelerdir? Hasta olduktan sonra uyması gereken kurallar nelerdir? Bunu bir din kitabında da bulabilmelidir insanlar. Neden? Günlük hayatını insanlar nereden öğrenir? Din dini bilgi bakımından bir ilmihal kitabından öğrenir. İlmihal demek Müslümanın hayat bilgisi demektir. Hatta İmam-ı Azam Efendimiz ne buyuruyor? Eftelul ilmi ilmul hali. En faziletli, en üstün ilim ilmal bilgileridir. İlmihal insanın hayatı için vazgeçilmez bilgiler demektir. Bunların bir kısmı ibadet, iman, ahlak bilgisi, bir kısmı da insanların günlük hayatta karşılaşacağı Problemlerde bunlardan biri de sağlık bilgisidir. Sağlık, tamam. Birisi de nedir? Muamelat bilgisidir. Günlük hayatta almak Alıyorsun, satıyorsun, borç veriyorsun, borç ilişkileri var, havale yapıyorsun, birini kefil tutuyorsun. Değil mi? Bu böyle bilgiler. İslami bir de münakaat dediğimiz. İnsanın dediğiniz. her, her yaşantısının her alanında mutlaka bir... Dinin bir hükmü, bir bilgisi vardır. vardır. Bunu her Müslüman öğrenmek mecburiyetindedir. Onun için biz Osmanlı medeniyetini bir ilmahal medeniyeti olarak tarif ediyoruz. İlmahal medeniyeti. Evet, benim gazetede bu konuda iki tane makalem yayınlanmıştı. İlmahal medeniyeti. Osmanlı bir ilmahal medeniyeti üzerine kurulmuştu. Ne demek? Dağdaki çoban da, çiftçi de, köylü de, şehirdeki esnaf ve tüccar da, devleti yöneten efendim, başkan da, halifede, sultan da aynı bilgileri, ortak bilgileri bilmek mecburiyetinde. Ve onlara uymak mecburiyetinde. O zaman ne olur? Nerede ne yapacağını herkes bilmiş olur. Sen de bu konuda karşındaki insanlara nerede ne davra nasıl davranacağını, o sana ne söyleyeceğini o da bilmiş olur. Dolayısıyla bu bilgilerin, İslam bilgilerinin bir kısmı da insanın bedenini, sağlığını korumaktır. Dinin zaten geliş sebeplerinden birisi de insanın bedenini korumak, sağlığını korumak, ırzını, namusunu, iffetini korumak gibi maksatlarla Allahü Teala bu dini göndermiştir insanlara. Bu bakımdan sağlık bilgisi İslamiyet'in e, insanlardan istediği iman bilgileri ve ibadet bilgilerinden hatta önce gelir. Çünkü sağlığı olmayan insan hiçbir ibadet edemez. Gidip çalışamaz. Çoluğunun çocuğunun terbiyesiyle, eğitimiyle, maişetiyle ne yapamaz? Uğraşamaz. E, uğraşamaz. İnsanlara faydalı olamaz. Onun için biz şöyle diyoruz. Hasta olan insan ben odaklıdır. Sadece kendini düşünür o ağrıyor, şuram ağrıyor. Nasıl sorsan ona sorma, şuram ağrıyor, buram ağrıyor. Hep derdini anlatır. İnsanlar da bıkar zaten. Yani çok kendinin derdini anlatan insanlar artık gına gelir. Oğlu, uşağı, babası, anası bile yeter baba, yeter anne, yeter demeye başlar. Onun için sağlığımızı korumak, din bilgilerini öğrenmek ve yapmaktan önce gelir. Onun için bizim dinimizde sağlık bilgisine çok ehemmiyet verilir. Hatta sağlıklı yaşamanın dört tane ana maddesi var der. Evediye kitabında hasta yemekleri bahsinin en sonundadır. Hasta olmamak için, hastalığa yakalanmamak için dört tane kuralı her insan, her Müslüman yerine getirir. Yani getirmek. her şey aslında hasta olmamak için tedbiren evet, yapılıyor. Evet, hasta evet, olmuyorsunuz. Evet. Değil mi? Tabii önce hasta olmamak için bütün tedbirleri ona göre. Evet, yani tıp ilminde bunun bir adı var tabii yani. Efendim kendini korumakla ilgili. Diyor ki bir, çok yememeli ve içmemeli. Çok yemek hastalık sebebi, sebebidir. İlacı da nedir? Perhizdir. Yani doktorlar bile ne yapar? Hasta olan insana Perizim. şunu yeme, şunu içme, şunu şu kadar ye. Bunu sen önceden sağlam iken yesen o zaman tabibe gitmeye evet. ihtiyaç yok. Yani aç iken açlık belirtileri meydana çıktıktan sonra insan yemeye başlamalı. Yani Togike yemek yememelidir. Evet bu konuda peygamberimizin biliyorsun Bizans elçisinin kendisine evet, e, evet. elçiyle beraber Bizans'a gelen elçiyle beraber doktor Bizans de. kralı doktor gönderdi. Günlerce oturdu, yedi, yaptı. Hiçbir, yattı. Hiçbir <laughs> gelen giden yok. Peygamberimize durumunu arz edince istersen gidebilirsin, serbestsin ama kalabilirsin. Ama şunu iyi bil ki benim hesabım hasta olup sana gelmez. Çünkü onlar iki şeye çok önem verirler. Birisi acıkmadan yemek yemezler ve doymadan sofradan kalkarlar. İkincisi de temizliğe çok önem verirler. Demek hastalığın, hasta olmamanın en mühim şartı. Yani acıkmadan yememeli, doymadan da sofradan kalkmalıdır. kalkmalıdır. Hatta bizim eskiden sağlık bilgisi hocaları derlerdi ki, mide üçe bölünmeli. Üçte biri yemek, üçte biri su, üçte biri de boşluk, hava olmalı. Yani tıka basa yediğin Aa, zaman evet. efendim o midedeki hareketlilik temin edemez. İnsanın Allah muhafaza buyursun ağzından gelmeye başlar yediği şeyler. O bakımdan efendim dinimiz diyor ki çok yememeli ve içmemeli hasta olmamak için. İkincisi diyor ki eşyalar, vücudunuz, bulunduğunuz ve yaşadığınız ortam temiz olmalıdır temizlik dinimizin temel kurallarındandır. Peygamberimiz en nezafetu minel iman buyurdu. Temizlik, nezafet imandan bir parçadır. Hatta imanın yarısıdır diye buyurulan hadis-i şerifler, haberler vardır. Temizliğe dikkat etmeyen insan, pis olan insan, günlük temizliği yapmayan ki mesela ibadet etmeyen, namaz kılmayan insan kolay kolay günlük temizlik yapmaz. Elini yıkamak, ağzını yıkamak, burnunu yıkamak, en çok kirlenen mikroplara karşı karşıya kalan organlarımız neresidir? Ellerimizdir, Ayak. ağzımızdır, burnumuzdur, yüzümüzdür. Halbuki İslamiyet'te beş kere yıkamakla emir olunduk buraları değil mi? Hem de üçer kere yıkamakla emir olunduk. Dolayısıyla bu temizliğe dikkat etmemek insanların kolay hasta olmasına sebep olur. Onun için diyor hasta olmamanın bir ikinci şartı da eşyaları, elbiseleri, vücudu ve yaşadığı ortam temiz olmalıdır. Evi. Onun için eski kitaplarda, bu ilmihal kitaplarında var. Müslümanları gayrimüslimlerden ayıran farkları anlatırken Avrupalılardan der ki Müslümanların evleri temizdir. Ayakkabısız girilir. Halıları, kilimleri vardır. Efendim banyo denilen, hamam denilen temizlik yerleri vardır. En az haftada bir kere mübarek günlerde ve zamanlarda yıkanırlar. E böyle olan yerlerde mikrop barınmaz. Ama evine affedersiniz hayvan damı gibi ayakkabı ile girilirse, ayakkabıyla yatağına yatarsa, pisliğe dikkat etmezse, hatta buyuruyor ki pis yere melekler gelmez. Melekler gelmez. Dolayısıyla insanların eğer rahatsızlığına sebep olan, insanların hastalma, hastalanmasına sebep olan pislikten çok sakınmalıdır hasta olmamak için. Hocam bu... Üçüncüsü, onu hemen dördü tamamlayayım tamam. sonra devam edin. Buyur. Diyor ki üçüncü'sü efendim alkollü içkileri kullanmamalıdır. Çünkü bütün kötülüklerin, hastalıkların başı, anası alkoldür. Onun için dinimiz alkolün damlasını bile haram kılmıştır. Çoğu saraf eden bir sıvı içeceğin damlasını içmek dahi haram kılınmıştır. Onun için Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulurken ilk çıkarılan kanun menimüskurat kanunudur. Yani insanları sarhoş eden şeylerden efendim insanlar kaçınmak mecburiyetindedir. Hala yürürlüktedir ama uygulamasını devlet yetkilileri bile yapmıyorlar. Tabii bir hukukçu kimliğiniz var evet, bunları... evet. Dolayısıyla alkollü içkileri hiçbir zaman kullanmamalıdır. Hatta bizim dinimizde diyor ki efendim Hz. Ömer Efendimizin bir sözü olarak anlatılır. Bir alkol bir deryaya damlasa, sonra orası kurusa, oradan hmm. otlar bitse o otlardan ben o koyunlarımı otlatmam. O kadar yani. Yani böyle sakınmışlar, böyle sakınmaya ehemmiyet vermişler. Hatta onun için kullandığımız ilaçlar, şuruplar, çocuklara içirdiğimiz şuruplarda bile alkolün bulunmamasına bir Müslüman hassasiyet göstermelidir. Ve ancak diyor ki ne zaman kullanılır? Tabibi, müslimi hazık doktor olacak, Müslüman olacak, mesleğinde de mütehassıs olacak. O insanlar, o doktor diyecek ki, senin başka Kullanması bir ilaç kullanmana, hmm. efendim, e, kullanman, efendim, e, kullanarak bu hastalığın geçmez. Ancak bunu kullanabilirsin dersen, o zaman zaruratu, tübihul mahsurat kuralı e, uygulanır. Yani zaruretler çok sıkıntılı, hayatı tehlike söz konusu olan durumlarda, mahsurlu olan, yasak edilen şeyler helal olur. Helal oluyor. O zaman olur. Diyor ki onun için üçüncü hasta olmamanın yolu evendim alkollü içkiler kullanmamalı, damlasını bile içmemeye çalışman. Dördüncüsü öfkelenmemeli, sınırla kızmamalı ve sinirlenmemeli. İnsanların birçok hastalıklarının sebebini bugün tıp evendim çok sinirlenme ve öfkelenmeye yoruyorlar. Ve çok üzülen insan, her şeye kafa takan insan, her şeyi kendine problem eden insanlarda hastalık da kolay kolay gitmiyor. Tarihte bir tane Yadigar diye bir doktor vardır. Efendim, internette de bulunabilir. O şöyle özetlemiş. Diyor ki, hasta olmamak için üç tane altın kuralı uygulamak lazım. Yukarıdan geleni yutma, yutmamalı aşağıdan geleni tutmamalı, her şeyi kafaya Takmama, takmamalı. Ah. Yani <laughs> yukarıdan geleni yutma, Çok. aşağıdan geleni tutma, her şeyi kafana takma. Yukarıdan gelen şeyleri tabiplere sordum. Balgam gibi diyor. Necis olan şeyleri yutmamalı. Onun için balgam yutmak hastalık sebebidir dinir. da bir tabibe, doktora sordum. Diyor ki balgam tükürüğün kirlenmiş, mikroplanmış halidir diyor. Efendim? Evet e Tabii bizde zaten şöyle diyor idrar geldiği zaman hatta insan e, bir münasebetten sonra e, idrar yolundaki şeyleri tutmamalıdır hastalık sebebidir bugün prostat dediğimiz efendim, sonunda kansere dönüşen şey bile onları çok tutmak onun için hemen defi hacet etmek hemen sıkışır sıkışma gitmek lazım evet. bir de her şeyi her şeyi üzülmemeli Allah'tan gelen takdire razı olmalık kafasını ona buna takmamalı. Peygamberimiz ne buyuruyor aleyhissalatü vesselam? Men amene bil kaderi, kaderi emine minel kederi. Kadere iman eden insan kederden emindir. Yani Allah'ın takdiri böyleymiş diyebilen insan, kahrın da hoş, lütfun da hoş diyen insan, Allah'tan gelen şey bir anda hasta olabilirsin, bir anda fakir ve yoksul olabilirsin, bir anda çoluğunu çocuğunu kaybetmiş, ölümle karşıla, ölüleriyle karşılaşabilirsin. Bir anda kendin de Her şey otur. insan olduğu için değil mi? Her i̇nsan. an bu olaylara hepsi seni üzerse. Hepsine kafa takarsan ne olur? Hasta olursun. Ve önlenmesi de zordur. Onun için şimdi diyoruz ki bugün şu anda insan sağlığıyla uğraşan fertler, doktorlar, hemşireler, evendim sağlık memurları kurumsal olarak hastaneler, gerek özel hastaneler, gerekse devlet hastaneleri ve burada çalışan doktorlarımızın hepsi insanlara en büyük iyiliği yapmış oluyorlar. Çünkü insana, bizim şu anda yaptığımız ne? Biz insanlara dini konuda faydalı olmaya çalışıyoruz. Dinini öğretme konusunda, dinden bilmediklerini uyması gereken kuralları anlatmaya çalışıyoruz. Bizim bu faydamız ne zaman olur? Kime olur? Hasta olmamış adama olur yani. Hastalanmış adam, yataklara düşmüş adam, nefesini zor alan adamın bizim bu anlattıklarımız şeyle ilgilenmez bile. Dolayısıyla sağlığı korumak, din bilgilerini öğrenmekten ve uygulamaktan önce gelir. Hocam, Onun bu, için dinimiz, evet. sağlıklı olmayan insana efendim, oruç tutmayı emretmedi. Hatta oturarak ayakta namaz kılamayan insana oturarak oturarak, oturarak kılamayan insana yatarak. Bir, bütün konularda sağlanmışlar. Bir sağlık. Hocam bu asabiyet konusunda. Onun e, için doktorlara çok minnettarız. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Şu Allah Allah. anda sağlıkla uğraşan bütün e, vatandaşlarımızın bu konunun uzmanları Doktorlarımızdan olanlara minnet borcumuz var. Devlet başkanımızdan dağdaki çobana kadar herkes onlara teşekkür etmeli hem de dua etmeli. Evet. Ya Rabbi, Onlara da sıhhat ve afiyet ver. Çünkü Doktor da hastayla uğraşırken o da hasta oluyor ve ölüyor yani. Meski da bazen şey, şimdi haberlerde duyuyoruz. Ne diyor? Adam iyileştirdiği hastaneye gelen insan diyor. iyileşip dışarı çıktı ama doktor öldü deniyor. Yani doktor da elbette ki onda gerçekten Onlara da şartları çalışıyorlar. Allah Allah Morallerini razı olsun. yüksek tutmak Hocam lazım. Hocam bu e, asabiyet dediğiniz sinirlik dediğiniz özellikle Ramazan Şerif aylarında. olabiliyor insan biraz böyle yemek yemediği zaman, su içmediği zaman biraz dengesi değişebiliyor. Hani olabiliyor. Bir de şöyle bir şey denk geliyor. Size de denk gelmiştir. Mesela asansör bekleyen bir insan asansörün düğmesine basıyor. Gelene kadar asansör niye gelmiyor diye sinirlenmeye başlıyor. Trafikte giden insan bu beni nasıl solladı diye sinirlenmeye başlıyor. Yani aslında hayatımızın içindeki çok basit şeyler ki çoğu da insan insanın elinde olan şeyler değil. Yani bir asansörün gelip gelmemesi ya da evet. en basitinden bir bilgisayarın bozulduğu zamanki vereceği tepkiler, ağırlık, yavaşlık, bunları da insan sinirlenip hatta telefonu fırlatmalar, monitörü alıp kırmalar Bunların yani, hepsi evet. sinir öfkeye giriyor. Peki bu sinirli hallerin, o öfkelenmelerin e, oruca bir manisi olur mu? Yani oruç tutmak tamam yememek, içmemek ama e, bu yapılan şeyler de oruca bir e, tesiri, etkisi olur mu? Sevabın da azalması olur mu? Siz şimdi öfkelenip, sinirlendikten sonra evdeki ailenize, hanımınıza bağırmak, kızmak, sövme derecesine varacak şekilde etrafınızdaki çoluğunuza, çocuğunuza, komşularınıza, yakınlarınıza hatta hayvanlara dahi efendim kızmak. Hatta kızma öyle olurmuş ki Ayağa bir taşa takılsa bir insan taşa söver. Taşa vurur. Taşa, taşa bile kızar ya. Yani. <laughs> Onun için Allah Teala insanı tabii yaradırken toprak, su, ateş ve hava maddelerinden yaratmış. Buna enasır-ı erbaa denir. İnsanın vücudunda yaratılışında efendim bu dört ana unsur bulunur ateşi de ateş fazla kullanılmışsa kızgın olurlar. Toprak fazla ise de insanlar şey olur. Rahat Dayan ağır olur. ağır olur. Su olmuşsa su varsa çok meyyal olur oraya buraya. Havada <laughs> hava çok kullanılmışsa diğer insanlar böyle evendim daha çok havalı olur. O bakımdan dinimiz peygamberimize bir sahabe geldi, bir köylü geldi dedi ki ya Resulallah bana çok kısa bir nasihat ver. Aklımda kalsın hep ona uygun yaşayayım. La takla buyurdu. Kızma, öfkelenme. Adam biraz sonra gitti köylü. Bir daha geldi. Ya Resulallah ona bir nasıl? nasihat şey. daha et bana dedi. Efendim, onu uygulayayım dedi. Gene tak, la takla. Yanından geldi, önünden geldi, arkasından geldi. Dört kere efendim, hepsinde böyle buyurdu. Yani kızma, öfkelenme. Hala anlamadın mı buyurdu. Yani bak ben sen bu kadar soru soruyorsun. Ben sana hala kızmıyorum. Yani öğretmen olan insanlar, efendim kendine soru sorulan insanlar da kolay kolay kızmaman. Mesela okul hayatımızda çok öğretmenlerimize biz ikinci soruyu soramazdık. Anlamadın mı diye kızardı, bağırırdı. Evet hocam. Öğrenme de zordur. Kızan insanlardan istifade eden de az olur. Onun için derler ki ben İslam alimleri ansiklopedisinin yazı, yazı heyetinde bulunurken bir alimin hayatını yazarken şu bilgiye şu nota rastlamıştım. Bu çok alim bir zattı. Çok kitapları vardı ama talebesi azdı diye hikayil. Çünkü kızgın ve öfkeli hocanın alimin yanına da insanlar kolay gelmez. Yani kendisine kolay varılabilen insan olmalı. Onun için insanların iyisi tarif edilirken Peygamber Efendimiz tarafından kendisine kolay ulaşılabilen insan, kendisiyle ülfet edilebilen insan, kendisi başkalarına karşı mülayim olan insanlar diye tarif ediyor. O da bir ölçü değil mi? Onun için bizim dinimiz kızmamayı, öfkelenmemeyi, e, hayatımızın vazgeçilmez bir prensibi kabul etmiştir. Cenab-ı Hak hepimize o versin. Onun için de ne yapmalı? İnsan kızmamak için efendim, çok la havle ve la kuvvete illa billah okumalı. Peki. Yani insan her şeye kızmaya başlarsa hayat çekilmez hale gelir. Onun için la havle okumak diyor. La havle ve la kuvveti illa billah. 99 derde devadır. Birisi de ki insandaki gussa, e, sinirlilik hali, öfke hali, başkasına kızmak hallerini insandan def eder, eder Hocam, Hatta şimdi... bir gün Enver abi şöyle demişti. Bir hocaya talebesini okutmuş, mezun olmuş gönderiyor. Diyor ki hocam diyor en son bana ne nasihatin olur diyor. Yavrum diyor giderken, gelirken, yatarken, kalkarken La Havle oku. Benim bir nenem vardı. 107 yaşında vefat etti. Hakikaten hiç durmadan ağzında La Havle ve la kuvvete illa billah. La Havle ve la kuvvete illa billah. Söylerdi. Hatta bazen derler ki insana La Havle okutma gene derler. Kızdığı zaman karşısındakine. Çünkü kızgınlığın ilacıdır La Havle. Diyor ki hocasının bu sözüne uyarak hayatına başladı. Gider, gider gelirken bir kemerin altından geçiyor. Her geçişinde bir tane taş oraya düşüyor. Bir daha geçiyor, bir daha geliyor, düşüyor. Sonunda kesiliyor taşın düşmesi. Ve hocasının yanına geliyor. Ne var yok yavrum diyor. Hocam böyle bir garip hadiseyle karşılaştım. Her gittiğim yerde kemerin altından geçerken bir taş düşüyordu. Efendim dedi ki, o hoca efendim demek gönül ehli insan, levh-i mahfuzdakini okuyan bir insan ki, Diyor ki evladım diyor o kemerden senin başına bir taş düşmek ezelde kaderinde yazılmıştır. Fakat bu efendim kazayı muallak olduğu için yani bir sebeple değiştirilebilecek kaza deniyor buna. Kazayı mübrem ve kazayı muallak diye iki ayrılı. Diyor ki allah Teala senin bu la havle okuman sebebiyle bu kazayı başına gelecek bu taş düşmesini değiştirdi. Ama küçük küçük düştü. Yani seni yaralamayacak şekilde. O bakımdan insanlar hayatının çok yerinde, çok zamanında la havle okumalı. Bu verilen sadakalar da bu Tabi Ayrıca sadaka, değilmiş. dua, insanın başına gelecek belaları, musibetleri, kötü akıbetleri de önler. Onun için sadaka, es sadakatu tutfi ul gadaba buyuruyor. Sadaka Allah'ın gazabını söndürür. Az sadaka çok belayı defeder. Bela oklarını sadaka ve dua ile Def ediniz buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Evet hocam. Tabii. İnsan çok dua almalı, çok sadaka verip belalardan, musibetlerden Peki hocam. korunmaya çalışıyor. Hocam biraz sorularla gidelim. İzleyicilerimiz sorularına yönelelim. Onlar da çünkü ısrarla diyorlar ki ya soru soruyoruz ama bunlarda vakit kalsın diye şey yapıyorlar. Şimdi hocam Ramazan-ı Şerif'te zekatımı vermem gerekiyor. Vereceğim kişi şehir dışında bir yerde. Virüs sebebiyle de biz dışarı çıkamıyoruz. Peki bu zekatımı ben kendisinin altının vereceğim altının miktarını banka üzerinden göndersem olur mu diyor? Miktar göndermek için. Peki ama bankadan bankaya altın transferi var mı? Aslında altın hesabı yok. var ama altın hesabı başka var mı? Şey. Altın göndermek şeklinde yok. yok. Evet zekatı malın zekat malı dörttür biliyorsunuz nedir? Para altın, gümüş cinsinden para olarak kullanılan, tedavül eden meta zekata tabidir. Bunlar 96 gram altın olacak kadar ya altın ya da paranın bedeli olacak kadar olursa zekata tabidir. Başka ticaret malları zekata tabidir. Bunlar da 96 gram altının bedeli kadar, altın kadar ticaret malından evendim artmış, evendim fazla olmuşsa zekatı vardır. Hayvanların bir de tarladan kalkan mahsullerin üçrün öşür olarak, onda biri zekat olarak verilmelidir. Fıkıh kitaplarında, ilmihal kitaplarındaki kayıt şudur. Diyor ki, bu zekat ya malın, o dört çeşit malın kendisinden verilir, adam taş alsa satsa, kömür alıp satsa, onu verecek. ondan verebilir yani zekatını. Normal olarak veremez ama yapıyorsa o işi verir. Halı alıp sattığını düşün bir adamın, halı olarak zekatını verir. Diyor ki ya malın diyor ticaretini yaptığı malı veya tarladan kaldırdığı mahsulün, ürünlerin kendisini veya hayvanların kendisini, ticaret eşyasının kendisini, paranın da sadece altın olarak zekatı verilir. Para olarak kullanılan bütün birimlerin zekatı sadece altın verilir. Çünkü dinimiz altını para kabul etmiştir. Değişmeyen birim, kıymet dünyada, altın. kıyamete kadar hep altındır. Diğer para birimleri dikkat ederseniz hep değişir. Benim elimde çok kıymetli bir hocamın bana verdiği bir hediye vardı. 1500 lira. Hiç unutmuyorum. 1980 Aa, yılından. Ama diyor ki o parayı ben kullanmadım. Dursun, bereket olsun diye şu anda tedavülden kalktı. kalktı. <laughs> Düşün ki bir hükümet değişikliği olsa ki Türkiye'de bile oldu. Milyonlar sıfırlar kaldırılınca kalktı, eski paraları belli bir zamana kalktı. kadar alıp ne yaptığını götürüp Bankada değiştirsen değiştirdin yoksa elinde kaldı. Elinde kaldı tabii. Düşün bir rejim değişikliği oldu. Başka bir kanunları uygulayacak gelecek bir devlet. Hemen ilk iş müdahalesi para birimini değiştirmektir. Ama dünyanın hiçbir yerinde altın para olmaktan çıkarılmamıştır, çıkarılmayacaktır. Kıyamete kadar böyledir. Onun için biz diyoruz ki zekat verecek olan bir Müslüman zekatını altın olarak vermelidir. Ama bunun kolay yoludur şudur mesela bana da sordular, Tarsus'tan sordular hatta. Ben dedim ki, efendim siz başka bir yerde zekat vereceğiniz bir Müslüman kardeşinizin efendim, vekaletini birisine versin. Benim yanımda. Zekatı ben vereceğim ya. Seni vekil etsin. Telefonla. Telefonu vekil yapıyor. Benim adıma zekat almaya ve aldığın zekatı istediğin gibi kullanmaya, harcamaya seni vekil ettim desin. Bu hukuken de böyle de biliyorsun kural değil mi? Vekilsin sen kimin adına? Senin zekat vereceğin kimse adına. Ben de zekat verecek bir zenginim. Sana ne diyorum? Efendim, benim bir zekat borcum var Raşit Bey kardeşim. Sen bunu da altın olarak vermem lazım. Evet diyor ki ben zekat alabilirim. Bir fakir vekiliyim. O fakir adına ben zekatını alabilirim diyorsun. Ve evet zekatım olan bu altını sana verdim. Sen de aldım kabul ettim diyorsun. Tamam zekat işi bitti. Şimdi onun adına bu parayı ne yapabiliyordun sen? Orada altını... İstediğin gibi kullanabiliyordun. Kullanabilirsin. Sonra da ne yaparsın? Sen bankadan bir onun bedeli olan Gündürüz. altını efendim bedelini bankadan havale yoluyla Evendim o insana ulaştırabilirsin. Yani buna evendim dinimizin bir kolaylığıdır bu. Uygulanması da çok kolaydır. Ama yeter ki istemek lazım. Yani. Hocam diyor ki hocam hayırlı sahurlar. Şimdi benim anlamadığım şöyle bir Yalnız ben diyor. burada bir açıklama getireyim. Sen Amerika'daki bir insan burada bir iş görecek olsa, bir işinin takip edin, tapuda bir işi, devlet dairesindeki bir işi var. Ne yapıyor? Noterde vekalet, vekalet gönderiyor. Çıkartalım. Nereden oluyor? Orada konsolosluktan alıyor. Buradan efendim e, noterden oluyor. Yurt dışında olduğu için konsolosluktan Sen onun adına istediğin işi yapamıyor musun? Yaparsın. İşte bunu anlamak lazım. Avukatı da mesela şey yapıyorsunuz. E tabi avukatı vekalet, vekalet veriyorsun. veriyorsun mahkemeye mahkemeye hiç gitmiyorsun. Hatta senin adına bankaya yatırılan paraları alıyor, çekiyor. Bazen kendisi bile kullanıyor. Dolayısıyla vekalet müessesesinin dindeki yerini, hukuktaki yerini İyi bilmediğimiz zaman şu işi yadırganacak bir hale getiririz. Halbuki dinimiz vekaletle iş yapmaya izin vermiştir. Bütün hukuklarda vardır. Onun için ne deniyor? El vekil kel asıy. asıl. Gibi. Vekil asıl gibidir. Yani vekille yaptığın muameleyi asılla yapmış oluyorsun. Ben fakirin kendisiyle değil vekiliyle işlem yapmış oluyorum ve böylece meseleyi halletmiş oluyoruz. Evet. Bu aslında şey gibi değil mi hocam? Yani Cumhurbaşkanı yurt dışına çıkarken yerine bir vekil bırakıyor. Herkese, herkese yani şimdi vekil alet yani. Evet. Hocam e, anlamadığı bir şey varmış e, Hı -hı. izleyicimizin. Hı -hı. Diyor ki, bu izleyicimiz de şöyle demiş. Hocam hayırlı sahurlar, şimdi benim anlamadığım şöyle bir konu var diyor. Adamın biri 300 bin ya da 500 bin liralık evde oturuyor diyor. Zekat düşmüyor buna diyor. Ama benim diyor 98 gram altınım var diyor. Ondan çok çok az para diyor. Bana diyor zekat düşüyor diyor. Bunu açıklar mısınız diyor. Kolay tabi. Şimdi şöyle efendim, Allah Teala para'nın, para'nın altın cinsinden olan paranın ve kağıt paranın bir yerde durmasını, saklanmasını istemiyor. Çünkü paralar yastık altı olursa ne olur? Ekonomiye katılmamış olur. Yani insanlar arasında dönmüş dolaşmasını istiyor Allah Teala. Devlet de istiyor. Bak. Şu anda mesela yastık altındaki altınların çıkıp çıkarılıp bankalara verilmesini istiyor. Onun için dinimiz diyor, şu kadar olan altını, parayı saklayabilirsin. Yastığınızın altında, bankada durabilir. 96 grama kadar. 95 grama kadar durdurabilirsin. Ama 96 gramdan sonrasını diyor, mutlaka diyor, efendim insanlara vermen, o kadar belli bir miktarı vermen lazım. Yani o piyasada dönmesi lazım. Ama dinimizde biliyorsunuz, ev nafakadır, zaruridir. Efendim, Hatta binek vasıtaları insanın ihtiyacıdır. Buna havai asliye deniyor fıkıh kitaplarında. Zaruri asli ihtiyaç malları. Yiyecek, yiyecek, yakacak, barınacak ev ve bir binek vasıtası. Bunlar ihtiyaç malıdır. Zarureti. Bunlar zik bunlar hayat için elzemdir. Hayat bunlarsız olmaz. Dolayısıyla bir adamın evi bir kulübe de olabilir. Efendim, lüks bir yer de olabilir. Bir tane ev insan için bir ihtiyaçtır. İkinci olduğu zaman? İkinci olduğu zaman diyor ki geliri zekata tabidir. Hmm. Kendisi değil. Ama hacca gitmesi hesap edilirken haç nisabında diyor ki ikinci evde zenginlik sayılır. Yani onun parasını, değerini şey yapar, ortaya koyar. O onu oradaki para getirip götürecek kadar değeri varsa o zenginlikse. evler de mi böyle? Hocam. Hepsi. Hepsi aynı şekilde. Ne kadar? Ama diyor ki ticaret için efendim alıp satan bir insan, emlakçılık yapan bir insan, gerek arsa, gerekse gayrimenkulü efendim ne yapar? Efendim zekatını verir. Evet. Ne alıp satarsan zekata tabidir. Ama ihtiyaç olan mal e, zekata tabi değildir. Adamın mesela bineği, köylünün ki affedersiniz attır, eşektir ama biraz şehirli olunca bir otomobildir. Hatta adam beyin elmiyle ticaret yapıyordur. O adamın binek vasıtası nedir? Uçaktır, helikopterdir. Bunlar insanların ihtiyacı için, hayatını idame ettirmesi için kullanmak zarureti olan vasıtalar olduğu için bunlar zekata tabi değildir diyor. Bunu böyle bilmek ve kabul etmek lazım tabii. Evet hocam. Hocam bir izleyicimiz de diyor ki selamünaleyküm demiş öncelikle. Aleyküm selam. selam. Anne baba hakkı olduğu gibi evlat hakkı da var mı? Olmaz Haksız mı? Haksız olduğu halde üste çıkıyor ve durmadan annenin ayağı altında cennet var deyip duruyor. Biraz da saygısızlık yapmak istemiyorum. Anneme karşı ama evlat hakkı da yok mu diyor. Bunu söyleyen de evet. bir e, yavrumuz diyor ki Almanya'dan yazmış hocam. Ana baba diyor evlatların hakkını gözetmemişse yerine getirmemişse Ananın babanın ev, evlat üzerinde hakkı olmaz ve hakkını iddia edemez. Bunlar şu, altı tane sayar bu konunun evendim baplarında, kitaplarda. Diyor ki, bir insan çocuğuna ilk vazifesi annesini ve babasını iyi, salih, temiz ve dindar bir insan seçmelidir. Bu vazifeyi yapmadığı zaman huysuz bir kadını... Sokaktaki ahlaki düşük bir kadını veya da böyle bir erkeği çocuğunun annesi ve babası olarak seçmişse bir insan ilk hatayı burada yapar. Bunun için insanlar evlenirken aile seçiminde, hanım seçiminde üç tane efendim şart şey gözünde bu önünde bulunur. Üç hususa dört hususa riayet eder. kadının zenginliğine, güzelliğine, nesebine, soyuna ve bir de dindarlığına bakar. Peygamberimiz buyur ki siz hanımınızı dindarlığı olan, dindar olan, dinine bağlı olan insandan seçiniz buyuruyor. Çünkü ötekiler gelip geçicidir. Ahlakı bozuk insanlar. Çok güzel de olsa bir kıymeti yoktur ki. Hatta bazılar Geçici der ki, hocam. Bazılar der ki çok güzel bir insan efendim ama dili uzun, yılan gibi diyor. Onunla diyor yılanla bir odada yat, geçirmek bir yalanla bir odada yatmak Eyvah. gibi olur diye. Birinci vazife eşlerin kendilerine evlat olacak insanlara layıkıyla ana ve babalık yapabilecek dinine bağlı, haramı helalı bilen, even dinin kurallarına uymayı taahhüt eden insan olmalıdır. Osman Şah Bey diye bir arkadaşımız var. Enver abimizin even bir arkadaşıdır bu. E, emekli albaydır. E, kurmay albaydır. Çin'de bile görev yapmış bir arkadaş. Ben diyor evleneceğim zaman hocam Hüseyin Hilmi Efendi'ye diyor durumu arz ettim. Neye dikkat edeyim? Efendim bu kitaplarda bildirilenlerden başka deyince buyurdular ki üç şeyi arayın buyurlar. Kadında. Bir dindar, Müslüman, dinine bağlı, haramı helalı bilen efendim bir kadın olmasına dikkat edin. Dindarlığına bakın. İkincisi sağlığı ve sıhhatiyle ilgili araştırma yapın. Olabilir. irsi bir hastalığı vardır. İnce bir hastalığı vardır. Bunları sen bilemeyebilirsin. Ömrün hasta ile geçmiş olur. Ama sonradan da hasta olabilir mi? Olabilir. Ama sana o ayrı bir konu. düşen o ayrı bir konu. Üçüncüsü imtizaç meselesini. Mizaç uyuşması dediğimiz. Birisi çok sinirli ve kızgın. Birisi çok yumuşak. Mesela bugün bir bayan beni aradı. Efendim. Çorum'dan. Diyor ki benim evlendiğim insan çok sertti diyor. Ben ise diyor ona hiç cevap vermezdim diyor. İki tane çocuğumuz oldu ama sonunda diyor ayrılmak durumunda kaldık diyor. Yani mizaçları uyuşmayan insanlar da kolay kolay evliliği yürütmeleri çok zordur. Birisi alttan almak mecburiyetindir. Demek ki bir çocuğun anne ve babasının seçimi daha çocuk dünyaya gelmeden anaya ve babaya ait mühim bir vazifedir. Sonrakiler de şunlardır. Diyor ki insan annesine de, çocuğa da, ana karnından başlayarak helal lokma yedirmelidir. Çünkü haramla beslenen harami olur, eşkıya olur. Peygamberimiz buyuruyor ki, ''Men ekelel halale erba'ine yevmen nevvarallahu kalbehu ve ecrayena bil hikmeti'' buyuruyor. Bir kimse 40 gün helal lokma yerse kalbi nurlanır ve hep hikmet pınarları akar. İyi şey konuşur, iyi şey düşünür. Bunun zıttı nedir? Efendim haramla beslenen adam, 40 gün haram yiyen insanın kalbi kararır. Hep kötü şey düşünür, kötü şey konuşmaya başlar. Onun için bizim atasözümüzde nedir? Birisi atasözün haramla beslenen harami olur. Harami dere var ya, doğru haramiler, yol kesiciler. Efendim onun gibi olur. Bir de haramla kurulan bina çabuk harap olur. Yani onun için bizim dinimizde harama helala dikkat etmek, çok önemli bir vazifedir. Yani haram yiyenin duası dahi evet, e, tabii haram yani. yiyenin duası olmaz. Dün de söyledik ya evet. elbisesinin düğmesinin ya. ipliği haramdan olsa o elbiseyle kıldığı namazı yaptığı duayı Allah Teala kabul etmez. Onun için diyor ki çocuğu helal lokma ile beslemelidir. Haramla beslenen çocuk anaya babaya itaat etmez, işyankar olur. Üçüncüsü diyor çocuklarınıza mutlaka doğduğu zaman güzel isim koyunuz isimle müsemma olur insanlar. Efendim kaya, taş, çakıl, toprak cinsinden bir isim koyarsan onlara benzer. Onun için salihlerin, peygamberlerin, alimlerin, velilerin ismini koymalı. Dördüncüsü buyuruyor ki 7 yaşına gelince Kur'an-ı Kerim okumayı ve namaz kılmasını öğretmelidir. Çocuğu namazla, Kur'an-ı Kerimle haşır neşir yapmalıdır ve kendisine namaz kılan çocuklardan, insanlardan arkadaş edilmesi konusunda ana baba yardımcı olmalıdır. Çünkü bir çocuğun, bir insan için en büyük felaket, fenalık kötülerle arkadaş olmasıdır. Kötüyle arkadaş olan muhakkak kötü olur. Çaresi yoktur. Evet. Efendim, beşincisi nedir? Efendim, bir insan ilmi halini öğrenmeli. Din bilgilerini çoluğumuza, çocuğumuza öğretmeli. Yarın bir iş, bir meslek yaparken dinine uygun, harama helala dikkat ederek iş yapması mümkün olsun. İlmihal bilgisi okumamış adam, ilmihal bilgilerinden habersiz, haramı helalı bilmeyen insan, günlük hayatta, ticaret yaparken, alışveriş yaparken, evlilik müessesinde nasıl uyuyacak? Altı, zamanı gelince uygun, temiz, iffetli evet. bir insanla evlendirmelidir. Şimdi, çocuğun hakları bak bunlardır. Bu hakları yerine getirmişse bir ana baba, bundan sonra o çocuk azgın ve taşkın birisi olsa, hatta kafir olsa, Ananın babanın bir mesuliyeti yoktur. Bülü çağına, oluyor, evet, bülü çağına gir. evet bunlar uçağına girinceye kadar, akıl bali oluncaya kadar çocukların bülü çağına girmesi İslam dininde en son yaşın sınır nedir? 15 yaşını tamamlamasıdır. 15 yaşı kızlar 9 ile 12 yaş, erkekler 12 ile 15, 15 yaş, yaş arasına girer ama son sınır 15'tir. Şimdi bir çocuk bu altı vazife yerine getirilmişse anasına babasına artık itaat etmek, saygı göstermek, hürmet etmek, hizmet etmek, onları ihtiyarladığında öf bile dememek gibi vazifeleri vardır. 80 tane vazifesi vardır buyuruyor anaya babaya karşı bir insan. Sayacak mısınız? 40 hocam? tanesi 40 tanesi hayattayken, 40 tanesi <laughs> vefat ettikten sonradır. 40 tanesinin 10 tanesi dille, 10 tanesi beden ile, 10 tanesi Mal ile 10 tanesi de kalbili olur. İnşallah başka bir sohbette anlatırız. Diyor ki öf bile demeyiniz. Yani anaya babaya hizmet eden insan ne kadar çok yorulsa bile, sıkıntı çekse bile o hizmetinden sonra öf be yeter anne dememelidir. Bütün sevaplarını alır götürür diyor bir kelime bile. Allah. Dolayısıyla bu görevler Olursuz. karşılıklı yerine getirilirse ana baba sa kendisine itaat etmesini bekler. Peki hocam. Hatta Hazreti Ömer Efendimiz'e biri geldi de çocuğundan şikayet etti. Bu bana elinde sopayla dövüyor dedi. Hazreti Ömer Efendimiz sen dedi bu çocuğuna karşı şu altı vazifeyi yaptın mı dedi. Çocuk hemen dedi ki bu efendim efendi diyor ey halife hiçbirini yerine getirmedi. Benim elime bir sopa verdi hayvanları otlattı. Onun için hemen döndü diyor ki sen bu evladına karşı Kur'an öğretmemişsin, namazı ibadeti öğretmemişsin. O da seni Hayvan güttüğü hayvanlar otlattığı hayvan zannetmiştir eliyle sopayı vurur der. Dolayısıyla İslamiyet'te çocuk terbiyesi çok mühim bir ilimdir. Pedagoji ilmi İslamiyet'in çocuk terbiyesi ilmi en önem verdiği ilimlerden birisidir. Çocukların haklarını Önce ana baba gözetmeli evet. sonra da çocuklar anasına babasına karşı. Bunu itaat ayrı eder. ayrı bir aslında bir konu olarak işleyebilir, çok tabii. önemli bir konu. Çünkü aile içerisindeki huzur çok önemli. İnsanın evet, tabii. aile içerisindeki huzuruyla işini rahat yapıyor, arkadaşlarıyla daha iyi geçiniyor. Hepsi birbirini tetikleyen şeyler. İşinde tabii. huzursuzsa evde huzursuz olabiliyor. Bunların üçü de çok önemli değil mi hocam? Tabii. tabii. Ama e, biraz aramız olacak aradan sonra inşallah soru şekilde devam ederiz. Efendim e, bir aramız olacak. 15 dakika civarında nasip olursa yine bizler burada olacağız. Sohbetimize ve muhabbetimize bekliyoruz. Efendim, <laughs> efendim aranın ardından yine birlikteyiz. Sağır Vakti programına tekrar hoş geldiniz. Hasan Yavaş hocamız, emekli müftü Hasan Yavaş hocamız sorularınızı bu bölümde daha böyle ağırlıklara soru cevap yapacağız cevaplayacak ama hangi WhatsApp hattına göndereceksiniz sorularınızı 0546 780 80 80, 80 numaralı WhatsApp hattımıza sorularınızı göndermeye lütfen devam edin. Hocam şimdi her Ramazan-ı Şerif'te mutlaka soruluyor bu sorular ama neticede hem insanlar değişiyor hem de tekrar tazelemekte fayda var cevapları. Orucu bozan bazı haller var. Bunların başında da mesela iğne vurma ile ilgili çok soru geliyor. Mesela rahatsızlığım var diyor, Ben iğne vurmam gerekiyor ya da çocuğunu götürüyor. Dişim ağrıdı, çektim, yapılması yapmaması lazım, iğne diyor. lazım diyor. Yani iğne vurmak orucu bozar mı hocam? Şimdi, Raşit kardeşim, fıkıh kitapları, yani dinimizin bu konuları anlatan, geniş şekliyle anlatan kitaplarda buna ait formül bilgiler vardır. Bu formül bilgiler, hani reçete gibi bilgiler vardır. Dinir ki gıda ve deva cinsinden olan şeyler vücuda girdiği zaman oruç bozulur. Gıda ve deva cinsinden bir şey girdiği zaman oruç bozulur. Bunlardan tabi yolla gidenler isteyerek olursa kefareti gerekiyor. Yani mesela ağız yoluyla giderse. Ama diyor ki ağız yolu gibi diğer efendim, tabi yol olmayan deriden, kabadan yapılan şeyler diyor. Evet, sadece orucu bozar, kefaret gerektirmez. Arasındaki fark da budur. Onun için vücudumuza bir defa seyircilerimizin, yani bütün Müslüman kardeşlerimizin bilmesi gereken bir husus vardır. Vücuda giren şeyler orucu bozar. Hatta bu bir demir parçası olsa bile diye kitaplarda kayıtlıdır. Dolayısıyla iğne orucu bozar mı bozmaz mı? Bu yeni gündeme gelmiş konu. konu. Evet. Eskiden bunu dağdaki çoban da, köylü de, çiftçi de Bilirdi. Bunlar bilirdi yani. Neden? Çünkü İlmihal kitabı okurdu. Hı. Dinin bu meselelerini anlatan, öğreten bir el kitabı vardı. Şu anda müminler, Müslümanlar da cehalet çoğaldığı için her şeyi birine soruyor. Biri de kendi anlayışına, kendi görüşüne göre yorum yaparak, şirin gözükmek için falan efendim, cevaplar veriyor. Ama bilsin ki bütün seyircilerimiz bu soru sahibi vücuda giren gıda ve deva cinsinden olan şeyler şey bozuyor. orucu bozar. Çok net yani hocam. İstisnası nasıl olur onun fıkıh kitaplarına bakmak lazım. Peki hocam. Bu ana kaydı. hiç unutmamak lazım. Gıda ve deva. Efendim yemek, su değil mi? Efendim kan verilmesi. Mesela çıkanlar bozmaz demiş. Kan aldırsan bozmaz mesela. Ağzından bir şey çıksa bozmaz. Bir tek istisnası var. Ağız dolusu kendi isteğinle Kusarsan o orucu bozmaz Bozul. diyor. Yoksa onun dışındakiler tükürük çıksa, balgam çıksa, kan çıksa orucu bozmaz yani. Bozmaz. Peki. Hocam. Çıkanlar bozmaz, girenler bozar. Benim için çok önemli diyor bunun cevabı diyor. Ee, hocama sorar mısınız diyor. Annemi kaybettim. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Orucumu anneme göndermek istiyorum diyor. Böyle bir şey olur mu diyor. Olur. Sevabını gönderirsin. Yani ya Rabbi oruç tuttuğum, tuttuğum oruçtan, kıldığım namazdan, okuduğum Kur'an-ı Kerim'den evvelim hasıl olan sevabı annemin, babamın, bütün ölmüşlerimin hatta ölü ve diri bütün mümin ve Müslümanlara hediye ettim demek caizdir. Bu e bu eli sünnet itikadındandır. Yani ölülerin arkasından dua, sadaka, Kur'an-ı Kerim okumak gibi ibadetlerin sevabını göndermek efendim caizdir dedi. Bunu bir tek şu anda Vehhabiler inkar ediyorlar. Vehhabilik diye bir İngilizlerin kurduğu Arabistan'da devlet yaptığı bir bozuk yol var. Vehhabilik. Şimdi buna Selefi diyorlar. Bunlar eline silah silah alıp müminleri, Müslümanları, kendi gibi inanmayanları öldürecek kadar gözü dönmüş insanlar. Bunların itikatlarından birisi de diyor ki ölü için hiçbir şeyin faydası yoktur. Faydası Biz Ehl-i sünnet itikadındaki Müslümanlar öyle demiyoruz. Biz ölü Hadi Şerif'te geçiyor. İmam Rabbani Hazretleri mektubatta bildiriyor. Diyor ki ölen insanın hali denize düşen insanın hali gibidir. İmdat diye çağırmaktadır. Evlatlarından, akrabalarından, arkadaşlarından gelecek bir sadakayı, bir duayı beklemektedir. Dirilerin duası, sadakası, okuduğu Kur'an-ı Kerim sebebiyle ölülere dağlar gibi sevaplar verilir. O kadar çok sevinir ki buyuruyor. Onun için insan diyor ölülere her vesileyle, her hayır ve iyilik yaptığında ya Rabbi bundan hasıl olan sevabı annemin, babamın, bütün müminlerin ruhuna hediye ettim demeli. Hatta Allahümme gıfirli veli velideyye veli esatizina velil müminine vel müminat vel müslimine vel, müslimine vel müslimatil ahiyai minhum vel amvat bir rahmetike ya erhamen rahimin duasını günde 25 kere okuyana Allahü Teala veliler sınıfına koyar ve kalbinden üzüntü ve kederi insanlara karşı kin, duygular, düşmanlık beslemek duygularını diyor ortadan kaldırır. Bu hangi duaydı hocam? Bunun ismini nasıl aratabilir izleyicilerimiz? Bu işte şey efendim son bölümünde var. Allahumma gufirli ve li velideyye ve li ustaziyye müminine vel müminat vel müslimine vel müslimatil ahyai minhum vel Rahmetike yarhanarrahim. Ya Rabbi beni, anamı, babamı, hocalarımı, ölü ve diri olan bütün mümin ve Müslümanları affeyle, mağfiret eyle. Bağışla ya Rabbi, evet. kusurlarını bağışla ya Rabbi demek bunun manası. Onun için insan her yaptığı iyilikten sonra rahmetli Mustafa Kıbrıslı diye bir arkadaşımız vardı. Evet, Allah derdi ki bir çay içirse bile birisi sana ikram ettiği çay veya sen birisine bir çay ikram etsen bile bu bir sevaptır. Karnına doyacak bir lokma ekmek vermen, giyeceği bir elbise vermen bir sevaptır yani. Sadakadır, hayırdır. Hemen ellerini aç derdi. O, anama, babama, hocama, peygamberime, bütün ölmüşlere hediye ettim ya Rabbi. Bundan hasıl olan sevabı. Bu hediye, hediye etme sadece yakın akrabalar ya da anne baba değil, bütün Müslümanlar katşıyanmış. Hepsine gidiyor değil mi hocam? Duada cimrilik yapmamalıdır buyuruyor. Sadece kendine veya kendi anasına babasına dememeli. Ya. Yani bütün müminleri kapsamalı. Yani. kapsamalı. İşte diyor işte bütün ölü ve diri dünyada olan ve ahirete gitmiş olanların da hepsine affeyle Allah'ım. Bu okuduğum Kur'an-ı Kerim'i yaptığım hatmi şerifi onların ruhlarına hediye ettim demelidir. Yani oruç ama ana babanın oruç kazaları varmıştır. Onları tutan onunları tutamaz. Ölmüştür mesela anası babası o oruçları babasının annesinin tutamadığı oruçları tutamaz. Sadece sevaplarını gönderebiliyorlar. Sevaplarını Burada ince bir ayrıntı da. var. Peki hocam, Konya'dan bir izleyicimiz e, Sedat Bey demişler ki, "Hocam e, böbrek böbrek yetmezliği olan ve halen tedavi gören 14 yaşındaki kızım için fidiye vere verebilir miyim?" diyor. Tabii verir. Yani çocukları için ana, babalar e, kendisinin nafakası kendisine ait olan insanların fidesini e, şeyini fıtrasını verebilir. Bir de fidyesini de ama o bülü uçağına girmiş değil mi? Fidyesini verir. Ne yapar? Hediye eder yani. Evla, o da baba benim fidyemi vermek üzere seni vekil ettim der. O da götürür evet. verir yani. Yani bütün çocuklar için de fidyesini veriyor. Fidyesini verir yani. Belki, çağına, benimkini girmiş girmiş de, olması ben, ben de hasta olsam. He? Yani uçağına girmiş olması şart mı? Tabii çünkü biliyorsunuz Ona olur, oruç bülü uçağına girenlere farz. Pardon. Bülü uçağına girmemiş çocuklara değil. E, oruç farz değil. Ama Diyor ki fıtra, hani fitre veriyoruz ya bayramları, o çocuklara da fıtra verir. Çocuklar da fıtra verilir. Çocukların fitresini de babaları verir. Hanımının ve çocuklarınınkini de. Peki hocam, Hiç vekalet almadan. Antalya'dan bir izleyicimiz diyor ki uzun süre ayakta durmakta zorlanan ve eklemleri ağrıyan birisi. Farzların haricinde, farzların haricinde teravih ve sünnetleri kılarken oturarak namaz kılması uygun olur mu? Olursa diyor bu şekilde ailesine ve Herkese imam olabilir mi diyor o şekilde oturarak. Oturur tabii o özürlü insan efendim, kendi özrü cinsinden olan insanlara imam olur. Ama bunun özrü tabii olduğundan, bu kan akması gibi bazı meseleler yani özürlü e, oturarak namaz kılan insan ayakta duranlara imam olabilir. İmam olabiliyor. Bildiğim kadarıyla böyle ama inşallah bu konuda bir hatamız olursa Bakarız kitaplara düzeltiriz. Peki. Şimdi siz dediniz ya, hocam demir parçası dahi olsa oruç neticede bozuluyor. E, i̇zleyicimiz diyor ki peki diyor bir yerine demir parçası giren bir kişi diyor. Mesela demir parçası eline giriyor. tamamı girmişse bozulur. Bir ucu girmişse bozulmaz. Böyle bir ince ayrıntı var yani. Tabii. Peki hocam kibirli e, insanlara karşı. Yani i̇ğne kırılır mesela. Yani i̇ğne kırılır. Bazen öyle olur. Onlar o kırık orucun bozulmasına sebep olur. olur. Evet hocam. Hocam kibirli insanlara karşı e, ee, nasıl bir tavır göstermek gerekiyor? Kibirlenmek Bazen... sadakadır buyuruyor. Ee, şey oluyor. Aha, evet. Kibirlenene buyurun. kibirlenmek sadakadır buyuruyor. Yani kibirli insanın karşısında mütevazi olunmaz. Onun kibrini kıracak şekilde davranış göstermek, sergilemek lazımdır. Kibir çünkü insanı küfre kadar götüren bir günah. Firavunlar, Nemrutlar hep Ebu Cehiller, Ebu Lehebler hep kibri sebebiyle kafir oldular. İki sebeple insan diyor hakkı kabul etmez. Biri kibirlenir, efendim birisi de haset eder. O insanın bulunduğu yere efendim kendisinin olmasını ister. Böylece ondan gelen doğruları kabul etmez. Şey efendim, kibirlenene kibir etmek sadakadır buyuruyor. Evet hocam. Alttan alınmaz yani. Hayır sahurlar demiş. Teşekkür ediyoruz efendim. Namaz kitabında Fatiha Şerif'ten sonra Zammu Suriye Suriye besmele çekinmeden başlanır diye bir bilgi gördüm. Ben şimdiye kadar Zammu Suriye besmele ile başlıyordum. Bunun bir mahsuru var mı? Demek? Yani başlanması lazım değildir. Yani pardon. Zamm-ı sure okurken besmele çekilmesi lazım değildir. Sadece müstehaptır. Yani başla zamm-ı surede de besmele çekse sevap olur, caiz olur. Yani günah olmaz. Peki bu da güncel aslında. Bu günümüzde ilgili evet. bir soru. Virüs testi diyor yaptırdım diyor. Hı? Virüs virüs testi yaptırırken oruç bozulur mu demiş. Virüs testi. Testi yapılırken iğne vuruluyor bildiğim kadarıyla. Bilmiyorum yani. Onu ben bilmediğim için iğne vuruluyorsa bozulur tabii. Vurulmuyorsa test başka türlü tabii. olmaz herhalde. Evet. Ateş ölçmek gibi bir şey midir bilmiyorum. Test nasıl yapılıyor? Maniyetini bilmemiz lazım. İçeri ee, içeri giren bir şey değilse bozmaz. Ama içeri giren bir sıvı, bir efendim başka bir madde, ilaç cinsinden bir şeyse orucu bozulur. İlginç bir soru var. Diyor ki "Hatta namaz kılacağım, cevabınızı bekliyorum." diyor. Demiş ki izleyicimiz bazı yerlerde kanallarda ve diyor internette diyor peygamberlerin hayatlarını anlatan diziler var diyor. Hı. Bu dizileri izlemek uygun mu demiş. Uygun ama resimlerini göstermemeler lazım. Çünkü hiçbir peygamberin resmi yoktur ve resmini göstermemek uygundur. Peygamberimiz benim resmim diye elinize geçen şeyleri yırtın atın buyurdu. Dolayısıyla bir peygamberi resimleyerek göstermek uygun değil. Uygun değil. Evet. Çünkü hiçbir peygamberin resmi çekilmemiş ve bize kadar ulaşmamıştır. Yanlış algılamaya sebep olabilir. Bir kusuru olur. Çünkü Yahudilerin çevirdiği Hz. Musa filmleri falan vardı. İçki içen, dövüşen, kavga eden bir insan gibi gösterirlerdi. Alelade bir insan şekline sokuyorlar filmlerde. O zaman o heybeti peygambere olan bizim sevgimiz, bağlılığımız, ondaki masumiyet yani kusursuzluk ve günahsızlık halini Düşenemez hale geliriz. Oo, çok tehlikeli hocam Hocam demiş ki e, akupunktur oruca mani midir demiş. Akupunktur yaptırırken nasıl bir şey oluyor bilmiyorum ama. Akupunktur ben yaptırdım. Yani bir ay akupunktur tedavisi gördüm. Akupunktur vücudun belli noktalarına iğne koymaktır. İğne tedavisi diyoruz biz buna. Hı hı. İğnenin ucunu sadece oraya batırıyor. Oruçluyken bunu batırmada bir mahsur yoktur. Ancak diyor ki ilaç o iğnenin ucuna bir ilaç, gıda cinsinden, deva cinsinden bir ilaç konmuşsa Konmuşsun. o zaman orucu bozar. Bozar. Hocam e, şimdi sünnetlerin yerine e, borç olan namazlar kılınıyor. Bunu daha önce de söylemiştiniz. İzleyicimiz diyor ki vitir namazını kılarken, 3 rekatlık namazı kılarken akşam namazının farzı diye niyet etsek olur mu demiş. Olur. Olur. Bir yok. Yani vitir namazını 3 kılarken evet. akşam diye niyet edebiliyoruz. Yani o sünnetler yerine takdim tihir edebilir. Yani illi öğlenin sünneti, yerine öğlenin kazı, farzı, efendim, yasının farzı yerine e, yasının farzını demek şartı yoktur. Başka bir namazı Çünkü öğlen kılarken kılamadığım en önceki ikindi namazının sünnetini yani vacip, vacip kazan. olan namazlar yerine de oluyor mu hocam? Bitir, namazı vacip miydi hocam? Evet vacip. Ama vacip benim de biz daha önceki akşam namazının kazası diye kılabiliyoruz. Yani şimdi sünnetler yerine kaza namazı kılmak tabii bugün e, bu konuya itiraz edenler var ama ana kaide şu Raşit kardeşim. Diyor ki dinimiz allah Teala seni kendi emirlerini yapmandan mesul tutuyor. Farz dediğimiz Allah'ın emirlerini yerine getirmek mecburiyetimiz var. Ahirette bunların hesabı yapılmamışsa azabı vardır. Evet. Ama sünnetler yani peygamberimizin yaptığı farzlardan başka namazlara sünnet denir. Ama o namazın hükmü fıkıhta nedir? Nafile bir namazdır. Yani emrolunmadan olunmadan yapılan namazdır. Bütün nafile namazlara sevap ne zaman verilir? Hiç üzerinde kaza namazı borcu yani farz borcu bulunmayan Müslümanların evendim kıldığı nafile namazlara sevap verilir. Beş vakit namazın sünnetleri de buna dahildir. Dolayısıyla bu konuda bir insan beş vakit namazın sünnetini kılarken şunu demelidir. Biz buna çift niyet diyoruz. Birçok ibadetlerde fıkıh kitaplarında vardır bu. Mesela tahiyyetül mescid namazı. Bir camiye girdiğin İyi zaman, zaman iki rekat bir namaz kılacaksın. Ne diyebilirsin? Niyet ettim Allah rızası için tahiyyetül mescid namazını kılmaya. Kılamadığım en önceki e, sabah namazının farzını kaza etmeye dersin. Şimdi bu sünnetler yerine de niyet ederken bunu demeli. Hmm. Niyet ettim Allah rızası sabah namazı hariç. Niyet ettim Allah rızası için öğlen namazının ilk sünnetini eda etmeye. Kılamadığım en önceki ölen namazının farzını kaza etmeyin. Diye şeklinde niyet edilirse buyuruyor ki sünnet de terk edilmemiş. Namazın farzından evvel fazla olarak kılınan namazlar sünnet yerine ikame olur. Evet. Yani onun yerine geçer yani. Peki hocam. boğaz Boğazdan gelen acı su ve kusmuk orucu bozar mı? Demiş. Geri yutarsam ama. Geri yutarsam. Geri yutarsa. Şimdi. Yutmasa ne oluyor hocam? çıktı gitti. Yuttu çıktı bu bozmaz. Ağız dolusu ağız olmadıkça dolusu. vücuttan, ağızdan gelen kusmuklar orucu bozmaz. Acısı da olsa, kusmuk da olsa bozmaz. Kendi eliyle veyahut da bir aletle boğazı tahriş edilir de ağız dolusu kusarsa diyor orucu bozar. Bu kefaret gerektiriyor mu hocam? Yok. Ha. Güne gün tutuyor. Evet. Kendini e, isteyerek kusturduğu zaman? yani. Kendi kendine orucunu bozmuş olur kastedilmiş olur. Ama o kefaret gerekir mi? Gerekir mi? Gerekmez. Bu konuya bakmamız lazım. İyi hocam. Yarın başka bir şeyde inşallah söyleriz. Ama vücuttan çıkan şeyler orucu bozmaz kendi isteğiyle ağız dolusu kusmanın dışında öyle bir diyelim. Öyle yani. diyelim. Peki. Ee, hayırlı programlar demiş. Teşekkür ederiz efendim. Günümüzde karanfil çiğnemek ve diş fırçalamak orucu bozmaz deniliyor. Doğru mudur demiş. Diş fırçalarken bir macun tedavi edici Efendim ya tadını mideye ulaşan bir tat veren macunu kullanırsan oruç bozulur diş fırçalarken. Ama kuru, misvak cinsinden kuru bir fırçayla ağız fırçalamak orucu bozmaz. Bozmaz. Elinle e, ovmak gibidir o. Peki hocam. Hocam bu isimlerle ilgili siz biraz bahsetmiştiniz ya. Müslüman güzel isimler verilmeli. O ismiyle çağrıldığı zaman ona etkisi olur. Böyle şeyler söylemiştiniz biraz. Demiş ki e, izleyicimiz de çok merak etmiş, ısrarla soruyor. Elvin ismi diyor, e, koyabilir miyiz? Çok elvin bilmiyorum. kelimesi değil de elvan renk manasına gelir. Elvan kullanılan, mesela bizim arkadaşımız da var, elvan küçük diye bir arkadaşımız var. Yani elvan kelimesi, elvin kelimesi belki o kelimenin bozulmuş halidir. Lügata bakmak lazım ne manaya geldiğini şu anda bilmiyorum. Ama elvan kelimesi renkler, levünün elvan kelimesi renklerdir. Bir insana renk demek, papatya demek, çiçek demek, gül demek. Yani anlamı kötü olmayan isimleri kullanmak caizdir. caizdir. Ama anlamı bozuk olan, yanlış olan, insanların alay edilmesine sebep olan, hele hele kafirlerin, İslam düşmanlarının isimlerini kullanmamalıdır. Onun için pe peygamberimiz çocuklarınıza güzel isim koyunuz. Güzel isim peygamberlerin, salihlerin, Allah'ın dostlarının isimlerini söylerseniz, ahirette onların şefaatine Şefaat kavuşmasınıza vesile olur. Ya Rabbi bu kul dünyada iken benim ismimi efendim, unutulmamasına sebep olduğu için benim daima hatırlanmama ve anılmama evet. sebep olduğu için ne olur Ya Rabbi bunu affeyle bağışla diye onun e, şefaatine kavuşmaya vesile olur. Peki hocam bir de demiş ki ismi bilsin. çirkin olanlar ahirette buyuruyor ki herkes ismiyle çağrılacak hesap meydanına evet. mahşerde o zaman çok mahcup olunacak, üzülecektir buyuruyor. Şimdi bu dünyada bile bizim normal ismimizle değil de bizimle alay edilen bir kelimeyi bize bir sıfat olarak taksalar. Efendim adama yamuk, kör, kör kadı diyor mesela adama. Kör kadı buraya gel dese, adamın çok adı olmaz. kör kadı diye meşhur olsa bile bize bizim köyde şeytan diye Süleyman amca vardı. Herkes onu şeytan diyebiliyordu. Ama ne kadar kötü bir şey değil mi? Çok kötü. Halbuki öyle dememek lazım. Yani hmm. onları güzel isimleriyle çağırmak lazım. Peki. Bir izleyicimiz de diyor ki evin içerisinde resim veya oyuncak olsa orada ibadet edilir mi diyor. Şey, duvara resim ya da oyuncak çocuk. Oynuyor. Malum haliniz efendim üç yere melekler gelmez diye hadis-i şerif vardır. Birisi cünüp kimse bulunan yere, ikincisi köpek bulunan yere, üçüncüsü de resim bulunan yere melekler gelmez. Onun için diyor ki resimli olan bir yerde bir insanın resme karşı namaza durması mekruh olur. Mekruh olur sevabın. Karşısındayken daha çok mekruh olur. Yanlarında ve arkasında ise daha az olur. olur. Onun için büslüballar iki resmi. Hayvanları ve insan resmi olan resimleri evinde bir yerde asmamalı. Böyle resimleri bir albümün arasında hatıra olarak saklamalı. Ama güzel bir yazı, bir ayet-i bir, bir, manzara. Atyası, bir manzara, bir deniz manzarası, bir ağaç, çiçek manzarasında bir, hiçbir mahsur yok. Mahsur yok. Böcekte bir şey var mı hocam? Hı? Böcek varsa mesela manzara içerisinde. Böcek de hayvan cinsindendir. Yani gözü, kulağı, yüzü belli olacak kadar. Şöyle diyor yani bu secde yerine konduğu zaman ayakta durduğunda onun şekli belli olacak kadar büyükse kerahet vardır. Hı. Mekruhluk olur. Bir izleyicimiz de demiş ki her sahurda e, hocam demiş her sahurda oruç tutmaya niyet ettim demek gerekiyor mu? Evet. Ramazan orucu toptan e, niyet edilmez. Her günün orucuna ayrıca her namazı olduğu gibi hatta teravih kılarken de efendim selam verdikten sonra yeni kıldığımız namaza da efendim ayrıca niyet etmelidir. Niyet etmek gerekiyor. Yani he, her gün orucuna savura kalkınca niyet etmelidir. Zaten şöyle denir. Niyet etmek dil ile söylemek değildir. Kalpten bilmek ve kastetmektir niyet. Yani ben bugün oruç tutacağım düşüncesini kalbinden geçirmektir. Savur yapmak niyet mi olur? Evet, bu savura kalktığın oruç tutmak niyetiyle bir şuurlu olarak kalkmışsan, düşünmüşsen o savur da bir niyettir. Ama hiçbir düşüncen yok. Ne yaptığını bilmiyorsun. Gafil bir insansın. O zaman sadece kalkmak savura niyet olmaz. Burayı ince bir noktadır ayırmak lazım. Peki hocam bir de bir hanfendi sormuş. Dışarıya çıkarken bazı konumda bazen diyor bir lezik oluyor diyor. Bunun görünmesi evet. zinet olarak kadınların zinet olarak taktığı bütün zinet eşyasının dışarıda yabancı erkeklere görünmemesi lazım. Çünkü vücudundan bir parça yerine kabul edilir dinimizde kadının örtmesi lazım olan yerleri nasıl ki örterse, örtmesi mecbur ise ziynet eşyalarında göstermemesi lazım. Hatta bir kadının, bir Müslüman kadının ziynet eşyasını kocasından başkasına da göstermemelidir. Yani sadece kocasının yanında bir kadının süslenmesine dinimiz izin vermiştir. Şimdi bilek, bilekleri, kolları dolu, efendim, boyunları altın bir kadın cemiyetine gidince, onları herkese gösterince insanların haset etmesine, kıskanmasına ve düşmanlarının artmasına sebep olur. Böyle insanlar mal insanı evlendiği düşmanını arttırır. İlim dostunu arttırır. Mal da insanın düşmanını arttırır. Malı çoğaldıkça aldıkça adamın düşmanı artar. Hatta oğlu uşağı bile düşman olur. Onun için kadınlarımız, Müslüman hanımlar mümkün mertebe zinet eşyalarını sadece kocasının yanında takmaya, onu göstermeye çalışmalıdır. Peki hocam bu vitir ile ilgili e, sorular geldi. Biraz geliyor. E, vitir namazı yerine daha önce hiç biz e, kaza kılmadık diyorlar ama. Vitir namazı vitir yerine? Vitir namazı yerine, yas namazı, kıldığımız vitir namazı yerine. Öyle bir soru sormuştum ya size az önce. Vitir namazı yerine ben kaza namazını kılabilir miyim? Akşam namazı kazası. Hayır, hayır. Kaza. O, o vaciptir. Vitir namazı vacip olduğu Ona için bir şey vacip namaz artık. yerine kaza namazı kılınmaz. Ancak onu şöyle anlamış olduk. Yası namazını kılarken insan son sünneti yerine en yani kılamadığım en önceki vacip olan vitir namazını kılmaya vaktin son sünnetini eda etmeye diye niyet ediyor. Tamam ben özür dilerim. Onu sanırım ben tabii, yanlış anlatmış olabilirim o tabii. Zaman. Yani vitir namazı yerine kaza kılmaz. Olmuyor. Vacip olduğu için olmaz. Vacip oldu. olduğu için. Hatta sabah namazı sünneti yerine de kılınmaz diyoruz. O da vacip diyen alimler olduğu, olduğu için. için. Kuvvetli bir sünnet olduğu için onu da kılmamalı. Peki. Hocam bir izleyicimiz çok enteresan bir soru göndermiş. Diyor ki iyi günler demiş. Teşekkür i̇yi ederiz. De. Servetimin hepsini sadaka olarak vermek istiyorum. Ahirette hesap vermem zor olur diye korkuyorum. Bunları Allah rızası için sadaka olarak çıkarmak istiyorum ama eşim bırakmıyor ne olacak demiş. Benlik bir şey kalıyor mu? Benim bundan mesuliyetim oluyor mu demiş. E kendi malının hesabı nasıl verecek hocam? Hesabını verecektir. Onun için malın de şöyle kaide vardır ya. Malın helaldan kazanılırsa hesabı vardır. Haramdan olursa hem hesabı hem de azabı vardır. Ahirette her kuruşun, eline geçen her bir iğnenin bile ahirette bunu nasıl, nereden kazandın, nasıl kazandın diye hesap sorulacaktır. Malum maliniz, hesap gününde mahşerde insanlar dört şeyin hesabını vermedikçe hiçbir yere gidemeyecek. Ömrünü nerede ve nasıl geçirdi? Malını nerede kazandı, nereye harcadı? Ne ilim öğrendi ve ilmine uygun ne amel yaptı. Dördüncü de, özellikle gençlik günlerini Nerede? nasıl geçirdi. Hı. Yani herkesin elindeki malı, efendim o zaman kocasına hediye etsin, onun hesabını kocası versin. Aslında bunu soran bir beyefendi. E? Yanlış anlamadıysam, evet. Yani... Bir beyefendi sormuş. Ha. Sanırım hanım izin vermiyor. hanım izin valla Vallahi şimdi hanımın izin vermiyor. Hanımı izin mi diyorsun. Evet, evet hanımın <laughs> hakkı varsa işin içinde... Yani mesela şimdi şöyle, insan başkasına sadaka vermesinden daha çok sevaptır. Kendi çoluğuna, çocuğuna, hanımına verdiği mal, sadaka daha çok sevaptır. Onların nafakasından, onların ihtiyacından kesip başkasına sadaka vermek caiz olmaz zaten. Nasıl? İnsan önce evladının, hanımının, çoluğunun, çocuğunun ihtiyaçlarını gidermeli, sonra başkalarının ihtiyacını giderecek yardım. Yakından alır. uzağa doğru gidiyor. Tabii uzağa doğru. Özellikle hatta sadakanın en kıymetlisi en yakına verilen midir buyuruyor. Peki hocam. Hocam bu arada 5 dakikamız falan kaldı. Hocam hayırlı Ramazanlar demiş. Teşekkürler. Namaz bozulunca abdeste bozulur mu demiş. Abdest namazda gülerek efendim gülünürse efendim secdesi olan namazlarda gülürse hem abdesti bozulur hem namazı bozulur. Ama bunun dışındaki zaten namazı bozan şeylerden birisi nedir? Namaz abdesti bozan her şey namazın da bozulmasına sebep olur. Gülmek, bir yerin kanaması, kıbleden bir yere dönmek gibi, efendim kan akmak gibi şeyler o abdesti bozar. Abdesti bozulan herkesin namazı da bozulur. Namaz da bozulur. Sorun <laughs> neydi? Neydi? Sorunun şeyi, mahiyeti? namaz namazı bozulanın diyor. Abdesti de bozulur mu? Yok bozulmaz. Mesela namazı yani bozar. Gülerek bozulursa bozulur dedin. Sadece yani. gülmek diyor ki gülmek namazı e, abdesti de bozar namazı da. O da bozar. nasıl gülmek hocam? Yani kahkahayla mı yok gülmek? Bile... türlü gülme vardır. Birisi tebessüm. Hiç ses çıkmadan. İkincisi dah dediğimiz sesini kendin duyacak kadar bir yükseklikte söylemek. Bu sadece namazı bozar. Bir de diyor ki kahkaha. Yani çevrendeki insanların da duyacağı kadar olan gülmek. Bu hem namazı bozar hem abdesti bozar. Hocam namazı e, sebepsiz yere bozmak namazdan çıkıyor. Haram olur. Haram mı oluyor? Evet sebepsiz olarak namaz bozmak günahtır ve haramdır. Ancak belli bir özürle efendim namazı bozmak caizdir. Mesela nafile namaz kılıyorsan, sünnet namaz kılıyorsan baban ve annen çağırsa bozabilirsin. Farz namaz kılıyorsan bozamazsın buyuruyor. Ama yangın var, Yanıyorum diyor Lütfen ateş var, Yılan var. Düşman geliyor. Bunu haber veren bir ses duyduğunda ne yaparsın? Namazını bozabilirsin. Bir özürle namaz bulmak, bozmak caiz olur. Gülme korkusundan dolayı güleceğim diye. ne ee, evet. Oluyor mu? Tabii güleceğim diye bir endişe var. İçinde kıpır kıpır <laughs> gülme hissi var. Abdestin bozulmasın diye bozmak iyi olur yani. Bir daha gidip abdest alması hele bir kış günündeyse hele bir su bulamadığı bir yerdeyse zor olur. Hocam soru biraz ben uzatıyorum ama şimdi bir bazen şöyle bir şey oluyor. Arkadaş ortamında cemaat yapacağımız zaman bir arkadaşımızın şöyle yüzüne bakıp güldürme hissiyatı doğabiliyor. Evet. Muhabbetten. Hatta dolayı. bu işi bu özellikle yapan insanlar da oluyor. Evet. Bu uygun mu hocam? Yani uygun değil. değil. Bir, değil, bir değil mi? insanın namazının bozulmasına sebep olmak da haram ve günahtır. o da bir Yani o da bir günah işlemiş, bir haram işlemiş olur. Hocam son olarak şunu sorayım size. Demiş ki teravih namazını cemaatte kılıyoruz. İki iki rekatta bir selam veriyoruz ve salavat-ı şerefe okuyoruz. E, üç defa salavat-ı şerif okuyoruz. Doğru i̇ki. mu okuyoruz demiş. İki rekatta de bir yapıyorlarmış. İki rekatta bir salavat okunur. Dört rekatta mesela iki rekat kılınca kısa söylenir. Allahümme salli alâ Muhammed denir. Ama dört rekat kılınca biraz daha uzun salavat okunur. Şimdi camilerde okunanlar vardır. Efendim bizim okuduğumuz var. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin bi adedü küllü in ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesira denir. Yani Katın teravih namazı zaten rahatlama, rahat kılınan bir namazdır. Onun için her dört rekatta bir namazı diyor uzatmalı araya. Efendim güzel salavatlar, Kur'an-ı Kerim' okumak. Hatta eskiler ilahi dahi söylerlermiş böyle zamanlarda. Bu arada özür dilerim, İstanbul için şu an imsak vakti. E, dün gece de aslında biraz süreyi böyle açmıştık ama herhalde bir sıkıntı yok değil mi yönetmenim? Biraz gidiyoruz birkaç dakikada. 3 dakikada. Buyurun hocam. Bu isterseniz konuyu bitirebiliriz. Evet yani teravih namazı terviha kökünden gelir. O da rahat kökünden gelir. Rahat kılınan bir namazdır. Yani araları böyle doldurarak tesbihatla, salavat-ı şerifeyle, zikirle, Kur'an-ı Kerim'i okuyarak eski insanlar, Müslümanlar öyle yapar. Yani aslında Peygamberimiz yani gecelerini namaz kılarak, gündüzünü de oruç tutarak zinetlendirmek lazım. Paldır küldür, Günümüzde birçok insanların yaptığı gibi efendim, maça yetiştirilir teraviye de denir veya da hocam, gibi. televizyonda bazı programlar olur, onlara yetiştirilir. Bu Allahü Teala ile bir nevi dalga geçmek gibidir. Yani siz bir konuşurken bile insanlara böyle çabuk çabuk, çabuk konuşsanız alay konusu olmaz olur, mı? Olur hocam. Olmaz. Değil mi? Tabii, tabii. Bir iş yapacağınız zaman böyle elinizde hemen paldır küldür yapsanız. Karşı taraftaki insan sizden olmaz. rahatsız olur. allah Teala'nın huzurunda insanın sanki böyle bağlanmış bir koyunun hali, kurban edilecek bir kimsenin hali, esir düşmüş bir insanın karşısında, bir padişahın karşısında duruşu gibi olmalıdır. Hatta müminin namazdaki hali, evendim Sultan Mahmud'un yanındaki veziri Ayvaz gibi olmalıdır demiş bir hoca efendi vaaz ederken namazda mümin nasıl olmalıdır deyince Sultan Mahmud'un yanındaki veziri Ayvaz gibi olmalıdır. O hikayede şöyle kısa hemen söyleyeyim. Hmm. Diyor ki Ayvaz terbiyede hiç kusur etmeyen her dediğini padişahının her dediğini anında yapan ve huzurunda bulunurken de edepten hiç uzaklaşmayan bir kimseydi. Hmm. Bir keresinde ayağını salladı. Hiç adet olmayan ters bir şey. Yani bir adamın yanında Balkanlık dururken ayağını sallamış. Padişah da onu bozmadı ve arkasından öğrendim. Birisi gönderdi ve bakalım Ayvaz ne yapacak diye takip et dedi. Gitti ileride. Padişahın yanından ayak Ayakkabısının içine bir akrep girmiş. Oho. Akrebi çıkardı. Sen bana padişahıma karşı ed, bugüne kadar terk etmediğim edebimi terk ettirdin deyip ek akrebi diyor taşla ezdi. ezdi ya hatta diyor ki ertesi gün gelip Ayvaz diyor dünkü halin neydi öyle diyor hiç yapmadığın şey yaptın. Sultanım kusuruma bakma diyor. Ayağındaki akrep diyor benim diyor vücudumu tam yedi kere soktu ama dayanamadım. dayanamadım. Sekizinde sallamak mecburiyetinde kaldım ah. acısını. Diyor ki müminin namazdaki hali Sultan Mahmud'un yanındaki Ezire Ayvaz gibi olmalıdır demiş. Hocam e, şöyle de bir şey diyeyim mi? E, Hazreti Ebubekir Efendimiz Peygamber Efendimizle mağara arkadaşlığı yaparken oradan delikten yılanlar çıkıyor orada rahatsız olmasınlar diye elini kapatıyor. Önce kapatıyor. önce kendi giriyor. Kendi vücudundaki giriyor. elbisesini yırtıp yırtıp delikleri Ondan kapatıyor. Efendim. Bir delik kalıyor. Ona da parça bulamıyor. Oraya da mübarek ayaklarını koyuyor. Hocam şey yapalım mı sizinle bir hafta sonu da inşallah böyle Peygamber Efendimiz'den bahsedelim. Tabii, Sabih bahsedelim. Ya. İnşallah. Hocam çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Ben de teşekkür efendim, ederim. Efendim sahur vakti ile ilgili sorular geliyor. Özellikle biz imsak vakti deyince bunlar temkinli vakitler efendim. Bununla ilgili ayrıntılı bilgiler hocalarımız ara ara veriyorlar. İnşallah yarın akşam da yine bu bilgiler verilir ya da sahur vaktinde hocalarımız size bu bilgileri verecektir. Hocam çok teşekkür ederiz tekrar. Ben efendim e, biz ayran sürenin sonuna geldik. Hatta e, birkaç akşamdır da aşıyoruz biraz. Yönetmenime de teşekkür ediyorum. Dokuz. Yarın gece sahur vakti programında Osman Ünlü hocamla birlikte sizde olacağız. Hafta içi Osman Ünlü hocam. Hafta sonunda Hasan Yavaş hocam burada oluyorlar. Yarın gece sahur vakti programında görüşmek üzere. Allahu Teala'ya emanet olun efendim.